Kaju yine Bissau ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. İhracat gelirlerinin %80'i kajudan. Böyle avuçluyoruz kajuları, gördüğünüz gibi çok kaliteli kajular. Elle tek tek de temizleniyor değerli seyirciler. İri ve büyük olan kajular ayrılıyor, tasnif ediliyor. Başkent Bissau'da bir devlet okulundayız değerli seyirciler. Burası bir sınıf. Müdür odası bu. Bir tane masa görüyorum müdür odasının içerisinde. Bu derme çatma sınıflarda ders görmeye çalışıyorlar. Bu ülkede genelde bakkal dükkanları böyle değerli seyirciler. Hemen her şey var burada. Farklı kültürleri tanımaya ve yeni coğrafyaları keşfetmeye devam ediyoruz. Yine Bissau'da çekimlerimiz boyunca güvenliğimizi sağlama adına polisler eşlik ediyorlar bize. Burası da ülkenin meclis binası. Sağlı sollu yol boyunca uzayıp giden kaju bahçelerini görüyoruz değerli seyirciler. Ülkede çok büyük kaju bahçeleri var. Sağımda da yeni dikilmiş kaju ağaçlarını görüyoruz. Kaju yine Bissau ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Yıllık yaklaşık 200 bin ton kaju üretiliyor bu ülkede. Kajunun hasat mevsimi ise Mart, Nisan ve Mayıs ayları. İşte ülkedeki devasa kaju bahçelerinden sadece bir tanesi. Yeni dikilmiş kaju ağaçları verimli topraklarda hızla büyüyor. Kasa kasa kajular var değerli seyirciler. Böyle avuçluyoruz kajuları, gördüğünüz gibi çok kaliteli kajular. Bunlar yine Bissau kajuları. Yine Bissau dünyanın en önemli kaju üreticilerinden bir tanesi değerli seyirciler. Dünya kaju üretiminin %15'i bu ülkede gerçekleşiyor. Ülke ekonomisinde kajunun çok çok önemli bir yeri var. Ülke ihracat gelirlerinin, yani yine Bissau'nun ihracat gelirlerinin %80'i kajudan. Kaju bu ülkeye çok önemli bir döviz girdisi sağlıyor. Sahiplerinin Ürdünlü olduğu bu fabrikada 160 kişi çalışıyor. Günde 2 ton kaju kırılıyor. Yılda 1000 ton kaju işliyormuş bu tesis. Yine Bissau kajuları lezzetli kajular. Hatta dünyanın en lezzetli kajularından olduğu ifade ediliyor.
Evet, burada büyüklüklerine göre ayırma işlemleri devam ediyor. Ve kajular elle tek tek de temizleniyor değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi hanımefendinin elinde bir küçük bıçak var. Ve her kajuyu tek tek alıyor. Üzerindeki böyle lekeleri temizliyor. Ve büyüklüklerine göre de kajuları tasnif ediyorlar, sınıflandırıyorlar. Çalışma buralarda da aynen devam ediyor. Elde bir bıçak ve kajunun üzerindeki lekeler tek tek temizleniyor. Yani bizim yediğimiz kajular işte bu işlemlerden geçiyor değerli seyirciler. Ondan sonra ancak tüketicilerin eline ulaşabiliyor. Evet, önümde bir başka kaju kasası daha. Gördüğünüz gibi taneli mükemmel kajular. Yine Bisao kajuları iri ve taneli olmalarıyla ünlü değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi iri iri büyük büyük kajular. Kajuda önemli olan onun büyüklüğü, kırılmamış olması, yani bütün olması değerli seyirciler. Bir de renginin bu şekilde olması. Dolayısıyla böyle iri ve büyük olan kajular ayrılıyor, tasnif ediliyor. Tabii işlemlerden geçerken kırılan kajular da var. Onlar da burada ayrılıyor değerli seyirciler. Bu kırılmış olan kajular da pastane sektöründe kullanılıyor. Yani kajunun hiçbir tanesi israf edilmiyor. İri olanları ayrı, orta büyüklükteki olanlar ayrı, küçükleri ayrı. Kırılmış olanları da burada ayrı bir tasnife tabi tutuluyor. Ve bunlar da pastane sektöründe kullanılıyor. Taksilerin rengi mavi beyaz bu ülkede. Hepsi de tek model taksiler. Çekimlerimiz sırasında zaman zaman biz de bu taksileri kullanıyoruz. Başkent Bissau'da bir devlet okulundayız değerli seyirciler. Burası bir sınıf. Evet, zor durumda olan devlet okulları var gerçekten bu ülkede. İşte derme çatma sınıflar oluşturmuşlar. Kamışlarla dış cephesi kaplı, üstü de tenekelerle kaplı sınıflar oluşturmuşlar. Aslında asıl okul burada. Solumdaki sınıflar yetmeyince okul yetkilileri çare bulmaya çalışıyorlar. Ve bu kamıştan oluşturdukları sınıfları yapıyorlar değerli seyirciler. Bu derme çatma sınıfları yapıyorlar. İlerliyoruz. Müdür ve müdür yardımcısının odası burasıymış. Demir parmaklıklar var. Asma kilitleri de böyle koymuşlar. Müdür bey de burada hemen karşımda. Komiser. Tudubeng. 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 Como você também? Como está? Tudubeng. Tudubeng. Değerli seyirciler. Vieste cá visitar a nossa escola, não é? Nossa cooperativa. Müdür beyin okulunu ziyaret ediyoruz. Müdür odası bu. Bir tane masa görüyorum müdür odasının içerisinde. Arkada bir demir dolap var ve evrakların olduğu yine koliler falan var bunun üzerinde, kitaplar var. İşte burası yine Bissau'da bir devlet okulunda müdür ve müdür yardımcısının odası. Demek ki hem müdür hem de müdür yardımcısı bu odayı kullanıyor. Müdür bey yardımcısıyla bu odayı paylaşıyor değerli seyirciler.
Evet, neler var neler yok, devam ediyoruz yine. Bu sınıf da zaten perişan bir halde değerli seyirciler. Sınıfın kapısı bu. Evet, tenekeden bir kapı yapmışlar. Evet, burada da öğrenciler öğretmenlerini bekliyorlar. Devam ediyoruz okulu dolaşmaya. Hatta sınıflardan bir tanesini ziyaret edelim diyeceğiz. Tuda Bey. Evet. Şurada öğrenciler var mı bakalım. Evet, var. Burada ders anı zannediyorum. Şöyle bir sınıfa girelim. Müdür Bey'i önden alıyoruz. Sınıfa giriyoruz. Müdür bizim Gine-Bissau ile ilgili bir belgesel yaptığımızı söylüyor. Ülkeyi tanıtan bir program hazırladığımızı söylüyor değerli seyirciler. Evet, biraz önce anlatmaya çalıştım. Devlet okulunun sınıfı böyle değerli seyirciler. Gerçekten işler acısı durumlar yaşanıyor bu topraklarda. Dediğim gibi üst teneke ve sınıfı çepeçevre de kamışlarla çevirmişler. Sıraların sıra demeye hali tabii çok yok. Yani öğrencilerin şu anda oturdukları sıralar sıra olmaktan çıkmış. Sınıfın hali zaten kendisini anlatıyor. Ama eldeki imkanlar böyle. 650 tane bu devlet okulunun öğrencisi varmış. Yine Bissau'da öğrenci sayısı çok olduğundan devlet okulları artık yetmiyor değerli seyirciler. Hatta hemen şu yan tarafı yine ayırmışlar, ayrı bir sınıf yapmışlar. Evet, kamıştan bir duvar gördüğünüz gibi, ne kadar duvar olabiliyorsa. Diğer sınıfın sesleri olduğu gibi buraya da geliyor. Allah hem öğretmenin hem de öğrencilerin yardımcısı olsun. Hiç de kolay değil böyle bir ortamda ders işlemek. Evet, ben yan taraftan çok rahat bir şekilde değerli seyirciler bağırışları, çağırışları, haykırışları duyabiliyorum. Dediğim gibi Allah hocamızın ve talebelerin yardımcısı olsun. Değerli seyirciler, tabii öğrenci çok olduğundan yine bir sağ hükümeti buna çözüm bulmaya çalışıyor. Eğitim Bakanlığı şöyle bir çözüm bulmaya çalışmış. Hani bizde sabahçı öğleci vardır ya, burada bir de akşam üzerine de ders koymuşlar. Yani sabahçı var, öğleci var. Bir de akşam üzeri saatlerinde, yani 5 ile 8 arası civarlarında da ders var. Ve eğitime böyle bir çözüm bulmaya çalışmışlar. Çünkü öğrenci sayısı çok ve sınıflar yetmiyor. Dediğim gibi artık betonarme binalar yeterli gelmiyor. Bu derme çatma sınıflarda ders görmeye çalışıyorlar. İşte Gine-Bissau'da bir devlet okulu ve ders işlemeye çalışan öğretmenler ve onu da dinlemeye çalışan öğrenciler. Sınıfların aşırı derecede sıcak olduğunu söylemeden de geçmeyelim. Bu şartlarda nasıl ders anlatılır? Dinleyen öğrenciler konuya nasıl konsantre olur? Anlaşılması zor doğrusu. Gine-Bissau turumuz devam ediyor değerli seyirciler. Sağımda da bir mahalle bakkalı görüyorum. Genelde bu ülkede bakkal dükkanları böyle, nasıl diyeceksiniz? Bakkal dükkanlarını değerli seyirciler konteynerden yapıyorlar. Konteynerden bakkal dükkanı mı olur diyeceksiniz, oluyor. Bu ülkede genelde bakkal dükkanları böyle değerli seyirciler. İşte konteynerden çeviriyorlar. Oluyor size bir bakkal dükkanı. Üstünü de tenekelerle kaplamışlar gördüğünüz gibi. Bu ülkede Gine-Bissau'da bakkal dükkanı işletenler genelde yine Konakrili ya da Moritanyalı.
Şöyle dükkana giriyoruz değerli seyirciler. Selamun aleyküm. Dükkan sahibine de selamımızı veriyoruz. Dükkanın hali kendisini anlatıyor değerli seyirciler. Yani her yer, her yerde burada. Dükkan sahibi yine Konakriliymiş. Dediğim gibi ya Moritanyalı oluyorlar ya da yine Konakrili oluyorlar. Neler var diye şöyle bakalım. Mumları burada görüyorum. Yağlar burada var. İşte ani ihtiyaç duyulan ürünleri burada satıyor. Dükkan karmakarışık. Hemen her şey var burada. Burada okulun hemen yanında olduğu için defterleri görüyorum. Sakızlar satılıyor. Yine şekerler satılıyor. Şöyle gösterelim şekerleri. Evet, burası efendinin para kasası. Burada bir terazimiz var. Yine burada konservede ürünler görüyorum değerli seyirciler. Evet, helal diye de üzerine yazmışlar konserve ürünün. Evet, terlikler satılıyor. Devam edip gidiyor. İşte yine bir sağ oda bir bakkal dükkanı. İlgimi çekti. Şurada küçük bir ara var. Şu küçük aradan alışveriş yapıyor. Bakkal dükkanı sahibi. Evet, demek ki tehlike arz ediyor ki tamamen bakkalın bu kısmını demir parmaklıklarla kapatmış. Amilcar Cabral, Portekizlilere karşı direnişi başlatan ve bağımsızlığa giden yolda çok önemli aşamalar kat eden liderlerden birisi. Ama bağımsızlığı göremeden 1973 yılında öldürülmüş. Sonraki yıllar yaşanan iç savaş ve askeri darbeler ülkenin demokrasisi ve ekonomisinde çok ciddi yaralar açmış. Guinea-Bissau'nun bağımsızlığa kavuşmasında çok önemli rol oynayan partinin binası da bağımsızlık meydanında. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda lütfen bildirimlerinizi de açınız değerli seyirciler. Çünkü bu şekilde her yeni bölümden çok rahat bir şekilde haberdar olabilirsiniz.